İlginçtir, onu da söyleyeyim. Bir beyannamemize gözetimden dolayı ceza yazıldı. O zamanın idarecisi beyannamemizin arkasına yazdı. Çok güzel. Cezai durum vardır. Gümrük Kanunu'nun 234. maddesinin uygulanması. Evet. Tamam, 234 uygulansın ama 234'ün hangi maddesi uygulanacak dediğimiz zaman da benim aşağıdaki memurum bilir. Takdir ederseniz ki ceza maddelerinin uygulanması idare amirine aittir. Tabii ki. Madde yazımları. Neyse, biz yazışmalarımızı yaptık. Defaatle müsteşarlık makamına yazılar yazdık, dilekçeler yazdık. Mahkeme kararlarını, emsal mahkeme kararlarını sunduk. Sonuç itibariyle 7 Şubat 2012 tarihinde 2012 üst sayılı genelge yayınlandı. Evet. Genelge yayınlandı ama halen gözetimden ceza uygulanmasına devam edildi. Geldik. 7 Ağustos. Kaç ay geçmiş? 6 ay geçmiş. Evet. Tesadüf 7-2, 7-8. Aynı bir konumuz var. Gümrük kıymetine eksik girmiş bizim ofisimizdeki arkadaşlarımız, gözetim kıymetine. Dedik ki biz bunda ceza olmayacağı yanında mahkeme kararları var, emsal kararlar var. Üstelik 2012'ye 3 sayılı genelge var. Bununla ilgili cezai işlem olmaması gerekir. Evet. Uygulanmadan gerekli düzeltmelerin yapılması diyerekten dilekçelerimizi verdik. Verdik. Tabii ki dilekçelerimiz burada 8 tane dilekçe vermişim. 8. dilekçeden sonra lütfettiler Sayın Gümrük Müdürümüz. Dedi ki Gümrük Kanunu 234. maddesi uygulanmaksızın düzeltmenin yapılması talimatını verdi. Şimdi aynı gün başka bir firmanın bir beyannamesine baktım. Tesadüf geldi. Başka bir gümrük müşaviri arkadaşımızın yaptığı işlem. Tarih aynı. 7-8. Benim beyannamemdeki tarihle aynı. Onun arkasını çevirdim, baktım. Konu aynı konu. Gözetim kıymeti eksik girilmiş. Kimyagerlikçi tarife değiştiğinden dolayı. Aynı müdür muavine Gümrük Kanunu'nun 234. maddesinin uygun olacağı görüşünü belirterekten ceza kararı düzenleniyor. Firmada itiraz etmeksizin cezayı yatırıyor. Tesadüf firma beni aradı. Başka bir arkadaşım vasıtasıyla dedi ki ya böyle böyle bir işlemimiz var. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Hayır efendim dedim, ben ceza uygulanmaz. Adam beyannamelerini faksladı. Şu anda beyannameler de elimde. Ağzım açık kaldı. Çifte standart bir işlem. Ha şimdi diyeceksiniz ki siz deli misiniz? Sizin beyannameniz uygulanmamış. Hayır efendim, benim mücadelem benim beyannamem onun beyannamesi değil. Haksızlığın önüne geçilmesi. Doğru. Yaptığımız doğrudur anlamında taşıyan şeyler değildir bunlar. Peki idareyle görüşseydiniz Ertan Bey? İdareyle görüştük. Ne diyecekler efendim? Defaatle yazı yazıyorsunuz, dilekçe yazıyorsunuz. Yazılığınıza cevap bile verme gereği duymuyorlar. Yani bunların gücü nereden geliyor? 657'den mi geliyor? Memur-u muhakematdan mı geliyor? Yoksa bilmediğimiz noktalardan mı geliyor? Bir türlü anlamadım. Hala tekrar ediyorum. Kanunlara, yönetmenliklere uygulamamak Türkiye Cumhuriyeti sınırlar içerisinde suç değilse suç nedir? Evet. Suçun tanımını artık ben tarif edemiyorum. Gümrük Teşkilatı'nda suçun tanımını tarif edemiyorum. Peki suç duyurusunda falan bulunmaz mı bu işler hakkında efendim? Başka bir işlemle ilgili iki sefer suç duyurusunda bulunduk Sayın Gümrük Müdürü hakkında. Evet. Tabii kanun gereği aynı teşkilattan birilerini görevlendiriyorlar. Tesadüftür ki o görevlendirilen arkadaşımız da daha önce o makamda halef selef meselesi var yani. Ne rapor tutacak? Siz, ben olsam arkadaşım hakkında kötü yazmam. Doğal olarak o arkadaşımız da yazmadı. Ben, Sayın Bakanımız da bu konuların üzerine ciddiyetle gidiyor. Efendim yani burada ben şunu anlamak istiyorum bir tür. Anlayamıyorum. Dilekçem burada. Zafer Bey'den, Ekonomi Bakanı Zafer Bey'den Sayın bizim Bakanımız Hayati Yazıcı Bey'e kadar yazdım. Ha ya bu dilekçelerimden Bakan Bey'e yanlış aksettiriliyor ki öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Aksi takdirde
olmayan bir yönetmenlikle, olmayan bir mevzuatla, hukukçu bir bakanın olduğu bakanlıkta böyle bir işlemlerin yapılması mümkün görmüyorum. En azından öyle olmasını umuyorum. Evet. Buradan yetkililere de sesleniyoruz yani. Erdoğan Bey, müsaade ederseniz. Tabii efendim, buyurun. Şimdi Erdoğan Bey, benim de bir iki sorum olacak eğer kendisi müsaade ederse. Gayet tabii, buyurun. Şimdi biliyorsunuz benim bir internet sitesinde, yani etki haber, onu söylemem bir sakınca yok. Orada köşe yazarlığı yapıyorum, herhalde oradan takip ediyorsunuzdur. Evet. Gümrük camiası takip ediyor. Polisi, savcısı, adliye mensupları, herkes takip ettiği bir site. Şimdi ben orada bir masa topu olayı gündeme getirdim. Daha önce İstanbul'da katıldığım bir televizyon programında gündeme getirdim. İşte bununla ilgili bana işte etki habere araştırıyorsunuz. Telefonda şey çıkıyor. Mersin'de kulübeler çıkıyor. Hep yüzeye yakın kulübeler, evet, çıkıyor. Evet. Filan. Niye bunu bu kadar gündeme taşıyorsunuz, ediyorsunuz gibi bir takım. Yani ben yaptığım araştırmada... Bu masa topu da yine Mersin, geçen programda işlediğimiz konu herhalde. Yaptığım araştırmada bu masa topu olayında iki tane elimizde idare mahkemesi kararı var. Benim elimde de var. Sizde de muhakkak belki daha fazla bilgi belge vardır. Kesinlikle. Yani bunu bir açar mısınız? Bunu bir anlatır mısınız? Firmanın mağduriyetini de bir dile getirir misiniz? Yani bir izleyicilerimiz öğrensin. Ben dilimin döndüğünce elimdeki bilgi belge ışığında bunları aktarmaya çalıştım birkaç programdır. Köşeme de taşıyorum. Taşımaya da devam edeceğim. Yani rahatsızlar anladığım kadarıyla. Gümrük. Çünkü bana gelen telefonlar hep şey. Yani ben şöyle baktım, bugün Mersin'de gezdim oraları. Evet. O kulübelerdir yani. Şey çıkıyor çünkü yaptığım, evet, araştırmada. Nasıl yani, bir telefon geliyor Sayın Kalaycı? Yani merak işte, ettim yani. Şeyler, üstü kapalı tehditler diyor. O tip şeyler yani. Yani niye bu konuyu bu kadar kaşıyorsun, ediyorsun vesaire. Şimdi efendim biz basınız. Biz aslında tarafsız da değiliz. Biz tarafız ama bizim taraflığımız yani doğrudan ben, dolayı, ben, haktan dolayı. Yani zamanımız da vardır. Bu konuyu şu eline boyuna bir tartışalım. Yani sizde ne var? Memnuniyetle hemen. Yani onu bir açalım. Şeyler bir aydınlansın yani. Nedir bu masa topu olayı? Hemen anlatayım. Bu firma masa futbolunu getirdi. Kendisinin zaten Adana'da çok nezih yerleri var. Birkaç tane şubesi neyse, var. Firma ismi çocuk, vermeyelim Ertan Bey de. Çocuk eğlencesine yönelik, evet, her türlü resmi kurumdan alınmış, izinle açmış olduğu bir tesisi var. Evet. Masa futbolunu getirdi bu arkadaşımız. Biz de tabii üniversiteden müracaat ettik. Üniversiteden gerekli raporlarımızı aldık. Beyannamemizi açtık. Beyannamenin 44. hanesine de, ek beyanlar kısmına da bu raporumuzu yazdık. Evet. Raporun tarih numarasını yazdık. Tabii hemen dediler ki hayır efendim dediler, bu langırt, ithali yasak. Hemen onun iki tane muayene memuru toplandı. Bir tane müdür yardımcısı, bir müdür. Evet. Hemen astılar, kestiler. Üniversitenin hocalarının vermiş olduğu raporları hiçe saydılar. Bu kumar makinasıdır dediler. İthali yasaktır dediler. Hemen 5607'den savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere gümrük muhafazaya yazılarımız yazıldı. Masa topu her yerde var yani, görüyoruz. Şimdi efendim, hemen bizim şeyimizi kestiler. Biletimizi kestiler. Boynumuza ilmeğe geçirdiler. Estağfurullah efendim. Neyse, dosyamız duyarlı bir savcıya düşüyor. Hukukçuların hepsinde olduğu gibi duyarlı insanlardır hepsi. Savcı bey de diyor ki, veya savcı hanım, bilemiyorum. Efendim, biz bu bilgileri daha sonradan ek savunmalarından öğreniyoruz. Mahkeme dosyalarından öğreniyoruz. Evet. Diyor ki bu daha önce alınmış bir üniversite raporu vardır. Bu tamamen, evet, iyi niyetli yapılmış. Gümrüğü atlatma gibi bir niyeti olmadığı açıktır. Evet. Dolayısıyla 5607'nin tekamül etmeyeceği, konunun idari bir kararla beyannamenin iptal edilerek mahrecine iade olacağı idari bir karar almaz konusunda bir şeyler yazılıyor. Evet. Görüşme tutanaklarında yapmışlar sanırım ki. Evet. Neyse, bize bir yazı geliyor. Tabii takdir edersiniz ki beyannamenin re'sen iptali gümrük idaresi yapabilir. Mahrecine iade kararı da alabilir. Tabii. Dolayısıyla bunu yazılı olarak da bize bildirirler. Bize bir yazı geldi. Yazı dedi ki bunlardan hiç bahsetmiyor. İthali mümkün bulunmamaktadır. Biz bu yazıyı idari mahkemeye müracaat ettik. Yürütmenin durdurulması şeyiyle
karar verilmesi açısından dava açıldı. Yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Tabii yürütmenin durdurulması kararı verilirken bir takım gerekçeler de sunuldu. Dediler ki siz bunu şunları yapmadığınızdan dolayı biz bu işlemi yürütmesini durdurduk. Şimdi sayın idarecimiz bu şey sanırım ara kararı yanlış algıladığından dedi ki biz hemen bir şey alalım. Bilirkişi raporu alalım. Bunu da mahkemeye sunalım. Tamam öyle anlamış olabilir. Amenna. Fakat savunmasında Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne yapmış olduğu savunmasında aynen şu ifade yer alıyor. Efendim diyor kararda diyor bilirkişi raporu almadığımız yazıyor. Fakat hangi yetkili kurumdan alınacağı da yazmıyor. Daha önce ama bilirkişi raporu var dediniz efendim. Bu üniversiteden bizim re'sen almış olduğumuz bir rapor. Tabii Bölge Daire Mahkemesi de yürütmenin durdurulmasının iptali yönündeki kararını, gümrüğün müracaatını reddediyor. Bu arada gümrük durmuyor. Hemen bir bilirkişi raporu alıyor, ticaret odasına yazıyor. Bir tane vergi dairesinden bir arkadaşımız, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden bir tane polis arkadaşımız, bir de eşi gümrükte çalışan bir makina mühendisi, ticaret odasının eksperi. Evet. Bu makine mühendisinin eşi de gümrük müdürlüğünde memur olarak çalışıyor. Bir rapor düzenliyorlar. İşte kaleme aldıkları rapor masa futbolunu tanımlıyor. Altına da diyor ki efendim langırttır, ithali yasaktır. 1072 sayılı kanun kapsamındadır. Şimdi burada bir bilirkişi raporu alınması gerekiyorsa mahkemelerimiz bunu almaktan aciz değildir. Zaten 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu'nda da mahkemelerin bu işlemleri re'sen yapabilecekleri açıkça belirtilmiştir. Zaten mantıken de tarafın almış olduğu bir bilirkişi raporunun sunulması sadece mahkeme kararını nasıl olur da değiştirtebiliriz düşüncesiyle yapılmış olan bir harekettir. Bu arada tabii bu kararı da sundular, bu bilirkişi raporlarını da sundular. Ha işin ilginç tarafı, bu mahkeme süreci devam ederken bize bir yazı daha geldi. Efendim diyor biz yeni bir işlem tesis ettik. Bire mübarek yani. Mahkemeye intikal etmiş, yargıya intikal etmiş. Sen ikinci bir işlemin aynı konu üzerinde nasıl tesis edersin? Evet. Yani biraz insafa gelin lütfen. Yani eğer siz konunuzda haklıysanız ilk savcının vermiş olduğu talimatı niçin uygulamıyorsunuz o zaman? Yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Haklı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. O zaman bu arada beyannamemi iptal et, mahrecine iade kararı al. O kadar haklıysan. Ya netice itibariyle mahkeme kararı. Netice itibariyle esastan karar da çıktı bu arada. Esastan kararın çıkması şu anlamı taşıyor benim nazarımda. Yürütmeyi durdurmayı da onaylamış. Daha sonradan sunmuş oldukları bilirkişi raporunda mahkeme içe saymış. Göz önünde bile bulundurmamış. Eğer senin algıladığın şekliyle yürütmeyi durdurma kararındaki eksiklik, gerekçe bunu yapmanı gerektirdiğinde kararı uyguladığın anlamı taşısaydı mahkeme böyle bir karar vermezdi diye düşünüyorum. Peki bundan sonra Danıştay'a mı gidilecek efendim? Sonuç ne olur? Efendim Danıştay'a da müracaat etmişler. İşin ilginç tarafı onu da söyleyeyim. Bugün sayın hukuk müşavirim kanalıyla çıktısını aldırttım. Sayın Gümrük Müdürümüzün imzalı Birinci İdare Mahkemesi'ne Danıştay'a iletilmek üzere Birinci İdare Mahkemesi'ne vermiş olduğu bir itiraz dilekçesi var. Evet. Şimdi itiraz dilekçesi aynı Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptıkları şekliyle bunun bir makam tecavüzü olduğunu, idari bir karar olduğunu belirtiyorlar. Evet. Ya güzel kardeşim, evet. Zaten sen bunun idari bir karar olduğunu Birinci İdare Mahkemesi bilmiyor mu? Hakim bilmiyor mu? Evet, şimdi Ertan Bey bir reklama gireceğiz. Biraz sonra devam edelim efendim.